20 Eylül, 26 Eylül. Değerli Koç burçları nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Türkiye ve dünya gündemini günlük takip etmek istiyorsanız da Instagram sayfama geçiyorsunuz. Orada günlük ay değişimleri sırasında size ufak ufak notlar veriyorum. Takipte kalabilirsiniz. Değerli Koç burçları, her şey sizinle olsun, umutlu, heyecanlı, aşklı, parayla olsun diyoruz. Bu hafta sizin için işinizle alakalı gereksiz gördüğünüz ve sizi huzursuz eden birçok şeyden aydınlanmış olacaksınız. Ait olmaya çalıştığınız iş kapınıza aitlik hissi, bana ait, evet burayı artık benimsiyorum, burası benim diyeceğimiz bir noktanın anlaşmasını yaşayacaksınız. Yavaş yavaş olumsuzluklar geride kalıyor. Değişmek ise ya da oluşturduğunuz planlarla ilgili birçok noktada olumlu anlaşmalar, onu olumlu imzalar sizi bekliyor. Fakat bulunduğunuz noktada artık ben mutsuzum ve beni çok yoruyor diyorsanız yeni bir anlaşma, yenilik kapısı sizin için hayırlı olacak. Ama buradaki haklarımı da almak istiyorum. Her ikisini nasıl yapacağım derken buradaki haklarınızı yok sayıp gideceğiniz yerde daha büyük haklar ve sizi bekleyecek güzelliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Yeni imzalar, yenilikler size çok güzel umut olacak diyorum. Kendi işini yapanlarda da maddi olarak yaşadığımız krizleri toparlama, kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Hatta işimizle alakalı uzun süredir çevremizdeki ortak ve alanlarla ilgili kırgınlıklar varsa bunu tamir edeceğiz ve birbirimize daha ılıman, daha enerjik bir oluşum sağlayacağınızı söyleyebilirim. Yeni ortaklı işler kurmak isteyenler için evet güzel fırsatlar var. Özellikle yapacağınız ortaklı süreçler kazançlı ve doğru başarı sağlanacak. Ortaklı imzanızı şimdiden atmanızı öneriyorum. Devlet ya da kurumsal büyük bir alanda çalışıyorsanız buradaki sistemin bazı karışıklıkları sizi biraz daha yoracak ama özellikle 24 Eylül'den sonra kafanızdaki toparlamak istediğiniz noktaları toparlayıp daha kendinizi güvende, daha huzurlu hissedeceğiniz enerji akışları söz konusu olacak. Yalnız bu ara en çok ev almak isteyen ve uzun süredir evini değiştirmek isteyen Koç burçları için güzel fırsatlar, güzel oluşumlar var. Yani mülk anlamında alım satım konusunda da daha şanslı bir enerjiniz var. Yapmak istediğiniz anahtar kapılarınızı da şimdiden mantıklı şekilde ilerletebilirsiniz. Edeceğinizi söyleyebilirim. Aileyle alakalı çözemediğiniz ve uzun süredir hani miras, para ya da bu tarz kaoslar yaşıyorsanız her iki noktada da anlaşmalar ama yasal avukatlarla çözeceğimiz bir nokta olacak. Sizin de sakin ve mantıklı şekilde alanı biraz daha otokontrollü sistemde yaparsanız kâra geçer. Ama fevri davranışlar inanılmaz sizi zora sokabilir ve haklarınız ziyan olabilir. Rica ediyorum fevri değil, relax olursanız daha sağlıklı olacak. Annenizin ya da ablanızın sağlık problemi olabilir. Üreme organlarımızla ilgili, göğüs ya da rahimle alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu noktalar bir kontrol etmeli, daha mutlu olacağımızı söyleyebilirim. Özellikle de ilişki konusunda ben şanssızım. Elimi kime atsam kuruyor diyen değerli Koç burçları burada mı? Burada mısınız? Evet, güzel bir aşkın enerjisi sizin hayatınıza giriş yapıyor. Yalnızsanız çok güzel, tutkulu ve romantik ve keyifli ve ahlaki olarak da size çok değer verecek ve ilişkiyi birdenbire içinde olacağınız çok keyifli ilişkiler sizi bekliyor. Doğru kararı verdiğinizde de güzel noktalar ve mutlu olacağınız ve kahkaha atacağınız bir sevince hakimiyet kuracaksınız. Uzun süredir evliliğinizle ilgili zorluk ve problemler ve bir türlü konuşamıyoruz diyorsanız bu dönem ilişkiyi yakın bir dostunuzun desteğiyle birlikte birbirimizi anlamaya çalışacağız. Özellikle ev hanımları ya da özellikle çiftler çalışıyorsanız çocuklar ve evdeyseniz de bu karmaşıklıkları, bu küskünlükleri, bu kırgınlıkları toparlayıp daha birbirimize ait olacağımız enerjiye giriş yapacağız. Sizden ricam birbirimizi anlamak için doğru döneme geçiş yapıyorsunuz. Aşkın alevleneceği bir hafta yaşayacağınız için eşinizle ne probleminiz varsa çözün. Evet, eşinizin ailesindeki eşinize yapılan haksızlıklara çok kırgın olduğunuz için de bir türlü bu ilişkiyi kabul edemediğiniz ve eşinizi pasif görüyor. Hayır, iyi niyetten bu noktada pasif falan değil. Sadece kimseyi kırmak istiyor. Siz de maşallah erkek gibisin. O yüzden roller değişmiş. Lütfen siz kadın o erkek olmaya devam etsin. Roller değişmesin.
kendi kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz, özellikle genç çocuklarımıza söylüyorum, güzel başlangıçlar, güzel an, güzel iş kapılarımız ya da eğitim kapılarımız söz konusu olacak ve başarı noktanız var. Sadece konsantrasyon probleminiz olabilir. Yoga, meditasyon size iyi geleceğini söyleyebilirim. Görüşmediğiniz ve özellikle derin kalbimde yara var ve o kedi buraya gelecek diyen koç burçlarında o kedi buraya gelecek. Ama size ne kadar mutluluk verir? Der ki karışık kafayla o kedi buraya gelse de biraz daha sizin ruhunuz o kediye ait değilmiş enerjisi uyarıyor. O yüzden sabırlı olmamız lazım. Bu ara kendinizi var etmek, yenilemek ve kendinizi bulmak istiyorsunuz ya. Evet, güzel spor yaparak, meditasyon yaparak enerjimizi ve son zamanlarda da insanları eleme noktasına gireceğiz. Bu dostumuz, bu düşmanımız. Yani az insan, öz insan diyeceğimiz, yakın ailemizde de birçok insana ikaret edeceğimiz noktadayız. Ama şu bir gerçek ki hareket edip bunları elediğiniz takdirde de iç huzurunuz rahata erecek. Boyun fıtığına dikkat edeceğiz. Aslında boyun fıtığı demeyelim de kas spazmaları yaşayabilirsiniz. Bu tarz yatak probleminiz olabilir. Değiştirmeniz gerekebilir. Bunu ihmal etmeyin. Bir de çok yakın dostunuzda çözmeniz gereken güzel bir hafta sonunda keyifli bir sohbet, güzel bir nokta. Çocuklarınızla ilgili özellikle oturma yatak odalarıyla alakalı yatak ya da mobilya değişimi gerçekleşecek. Bu ara en çok hanemizde elektronik eşyalar değişebilir ve en çok da çocuk odalarıyla uğraşabilirsiniz. Evet, mutlu haftalar, güzel haftalar ama aşık olamadım diyenlere aşk var. Geri gelmek isteyenlere de geri gelecek ama düşün diyorum. Evli olanlarda bazılarında boşanma, bazılarında mutluluk var. Ne yapıyorsunuz? Mutlu olan dalı alıp hayatınıza birleştiriyorsun. Sağlıkla kalın, umutla kalın, Rabbimle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.